İkinci videomuzda da arkadaşlar daha çok sütun grafiği ile verilerin gösterilmesine odaklanacağız. Bakalım. Şimdi bize bir sütun grafiği verilmiş arkadaşlar. Burada sayılar var. Miktarları belirtiyor ama her sayı satış miktarı 100 adet çarpı 100 adet. Mesela burada 1 gösteriliyor. 1 çarpı 100 100 adet. 2 gösteriliyor. 2 çarpı 100 200 adet. Yani mesela 5 gösteriliyor. 5 çarpı 100. 500 adet. Ona göre okuyacağız. Satış miktarları orada mesela gösterilenlerin 100 katı. Yani çünkü burada çarpı 100 demiş. O dikkat. Pekala. Ee, diyor ki bir otomobil arkasının 2018 yılının 4 çeyreğine ait otomobil satış adettir. Yani çeyrek dediği arkadaşlar ilk 3 ay Ocak, Şubat, Mart ikinci 3 ay Nisan Nisan, Mayıs, Haziran arkadaşlar bu şekilde gidiyor. Yani bu Diğer 3 ay. Bu da diğer 3 ay arkadaşlar. O şekilde gidiyor. Çeyrek dediği onlar. Bir ayın dilimleri. Pekala. 1, 2, 3. soruları grafiğe göre cevaplandıracağız. En az satış hangi çeyrekte yapılmıştır arkadaşlar? Bakalım en fazla şunlarda. İkinci mavi de en az da kırmızı da yani ikinci çeyrekte. Yani çeyrek Nisan, Mayıs, Haziran. O yüzden ikinci çeyrekte en az yapılmış. Ne kadar yapılmış? 4. Yani 4 çarpı 100'den 400 satış yapılmış. Ne zaman? ikinci çeyrekte arkadaşlar. Cevabımız Bursa. İkinci sorumuzda bize şunu soruyor. 2018 yılında toplam kaç toplam kaç adet satış yapılmıştır? Şimdi hemen onu inceleyebiliriz. Pekala. Diyeceğim ki birinci çeyrekte yani yılın ilk 3 ayında şöyle diyeyim ki ilk 3 ay diyeyim. İlk 3 ay. Birinci çeyrek. Ne kadar satış yapılmış? 6 gösteriyor. Yani 100 katıydı. 600. Peki ikinci çeyrek ne kadar satış yapılmış? 4 yani 400. Üçüncü çeyrek 5'i gösteriyor. Ne kadar satış yapılmış o zaman? Onda da 500 satış yapılmış arkadaşlar. Peki dördüncü çeyreğe bakalım. Onda da yine turuncuyla aynı hizada 6 yani. O zaman dördüncü çeyrekte de arkadaşlar 600 satış yapılmış. Şimdi bunların hepsini toplayacağım. Ve toplam 2018 yılı satışını bulacağım. 600, 400 daha 1000. 600 daha 1600. 500 daha 2100 yapıyor sevgili arkadaşlar. Bunu kolaylıkla çözebiliriz. Arkadaşlar bir sütun grafiği verilmiş bu sorumuzda. Sol tarafta dikey bir vaziyette ne var? Oy sayıları var. Ee, peki... Alt tarafta neler var? Aday öğrenciler var. Aday öğrencilerin kaç oy aldığını biz bulmak için sıfırdan itibaren başlıyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Nerede duruyoruz? Mesela Selin 10 oy almış. Selin hizası onu gösteriyor. Mesela Elif 8'i gösteriyor. Cemil o da onu gösteriyor. Arif de o da neyi gösteriyor? 6'yı gösteriyor. Pekala. Şimdi sorumuza bakalım. Soru bize diyor ki adaylar dışında bütün öğrenciler oy kullandığına göre sınıf mevcudu kaç kişidir? Şimdi adaylar oy kullanmamış. Diğer öğrenciler oy kullanmış. Seline kaç oy çıkmıştı arkadaşlar? Şöyle yazalım bakalım. Selin Elif Cemil Arif Şimdi Seline 10 oy çıktı. 10 kişi demek ki var. Elif'e 8 oy çıktı. 8 de oradan. Cemil'e de 10 oy çıktı. 10 kişi de Cemile verdi. Arife de 6 ay çıktı. 6. Şimdi topluyorum. 10 artı 10 20. 8 daha 28. 6 daha 34. Ama 4 tane de adaylar var. Onları da ekleyeceğim. 34 artı 4'ten 38. Arkadaşlar cevabı Denizli. Yeni sorumuz arkadaşlar. Bir grup öğrencinin her gün aynı sayıda soru çözerek 5 günde çözükleri toplam soru sayıları grafikte gösterilmiştir. Mesela Emre kaç soru çözmüş 5 günde? Bakıyorum 120 soru çözmüş. Yani diyeceğim ki Emre 5 günde 120 soru çözdüyse 120'yi 5'e bölerim, 24 çıkar. Bu Emre'nin bir günde çözdüğü soru sayısı olur. Bu şekilde düşüneceğim. Pekala şimdi bunları siliyorum. Soru, sorun bana ne diyor? Duru'nun günlük çözdüğü soru sayısı Burak'ın günlük çözdüğü soru sayısından kaç fazladır? Hesaplayalım. Şimdi Duru'nun çocuklarını buraya yazalım. Burak'ın çocuklarını de buraya yazalım. Duru 5 günde ne kadar çözmüş? Bakıyorum 180 tane çözmüş. O yüzden 180'i 5'e bölersem arkadaşlar Duru'nun günlük çözdüğü soru sayısını bulabilirim. 180'i 5'e bölersem arkadaşlar 36 yapar. Demek ki Duru Günlük 36 tane soru çözmüş. Burak ne kadar çözmüş? Burak da 160 tane çözmüş 5 günde ama. Bu sefer 160'ı 5'e böleceğim. 160'ı 5'e bölersem de arkadaşlar 32 yapar. E Burak da günlük 32 tane çözmüş. E Burak'tan ne kadar fazla çözmüş günlük olarak? 36 32'den 4 tane fazla çözmüş. Günlük çözüyor soru sayısı dediği için bu şekilde hesapladım arkadaşlar. En sorumuz 5C sınıfı öğrencilerinin ailelerindeki birey sayıları tablo olarak verilmiş arkadaşlar. Ailesinde 2 kişi olan 2 öğrenci. Ailesinde 3 kişi olan 7 öğrenci. Ailesinde 4 kişi olan 4 öğrenci. 5 kişi olan 3 öğrenci. 6 kişi olan da 1 öğrenci varmış. Pekala. Şimdi diyor ki 5C sınıfı öğretmeni öğrencilerine ailelerinde kaç birey olduğunu sormuş ve aldığı yanıtlara göre yukarıdaki tabloyu oluşturmuştur. Buna göre öğrencilerin ailelerinde toplam kaç birey vardır? He Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. 2 öğrencinin ailesindeki birey sayısı 2. Pekala. O zaman diyeceğim ki iki öğrencinin ailesindeki birey sayısı 2 ise 2'yi iki, 2 ile çarpacağım 4. Buradan bu kadar gelecek. Peki 7 öğrencinin ailesindeki birey sayısı 3. O zaman 7 çarpı 3. Bunlardan da 21 gelecek. 4 öğrencinin birey sayısındaki aile 4 öğrencinin ailesindeki birey sayısı 4. Yani 4 çarpı 4'ten 16 da buradan gelecek. 3 öğrencinin ailesindeki birey sayısı 5. O zaman 3 çarpı 5 15. Peki 1 öğrencinin ailesindeki birey sayısı da 6. Yani 1 çarpı 6 6. Şimdi bunların hepsini toplayacağım. Öncelikle birler basamağını toplayayım. 6 6 daha 12 4 daha 16. 1 daha 17. 5 daha 22. 22'nin ikisi elde var 2. 2 1 daha 3. 1 daha 4. 2 de elde vardı. 6. Toplam 62 tane birey varmış arkadaşlar. Bu öğrencilerin ailelerinde. Yine de. sorumuzda da arkadaşlar yatay olarak vermiş sütun grafiği Hiçbir şey fark etmez. Mesela tatlı, pilav, ana yemek, çorba sol tarafta yazıyor. Bunların ne kadar satıldıklarını da şöyle bulabilirim. Mesela tatlıdan başlayayım, geldiğim ne kadar nereye kadar gidiyor grafik? Buraya kadar gidiyor. Bakalım 30 tane. Pilav nereye kadar? Buraya kadar 50 tane. Ana yemek 70 tane. Çorba 60 tane. Yani bunlar sayılar zaten bu şekilde okuyacağım bu seferde. Ee, şimdi Aşağıda da tablo verilmiş. Çorba 10 tane ana TL, ana yemek 15 TL, pilav 10, tatlı da 8 TL. Bana şunu soruyor. Bir günde satılan satış sayıları ve ücretler verildiğine göre bir güne ait elde ettiği satıştan gelir kaç liradır? Şimdi tek tek hesaplayacağım arkadaşlar. Çorba gelirlerini şurada hesaplayayım. Pilav gelirlerini şurada hesaplayayım. Ana yemek gelirlerini şurada hesaplayayım. E, tatlı gelirlerini de şurada hesaplayayım. Çorba Pilav ana yemek tatlı. Şimdi sırasını değiştirdik arkadaşlar. Daha e, takip etmemiz daha şey olsun. E, özen gösterelim takibimize ki hata yapmayalım. Çorba ne kadar satılmış arkadaşlar? 60 tane satılmış. O zaman 60 tane satılmış. Peki tanesi kaç TL'den gitmiş? 10 TL'den. O zaman 60 çarpı 10'dan çorbadan ne kadar kazandık? 600 cepte. Pilav. Pilav kaç tane satılmış? 50 tane satılmış arkadaşlar. Ne kadar verdik pilavın tanesine? Ona da 10 TL. O zaman 50 çarpı 10'dan 500 de pilavdan cebe indirdik. Ana yemek 70 tane ne kadar satılmış? E, kaç liraya satılmış bir tanesi? 15. O zaman 70 tane 15 olacak. 70 çarpı 15'i şurada yapalım arkadaşlar. 70 çarpı 15. 5 kere 0 0. 5 kere 7 35. 1 kere 0 0. Bir kere 7, 7. Şimdi bunları topluyorum. Şu yanda toplayayım. 0, 5, 10. 1050. Yani 70 çarpı 15 1050 yapıyormuş. 1050 TL de buradan kazandı. Restoran. Evet. Gelelim. Ne kadar tatlıdan. Tatlı kaç tane satılmış arkadaşlar? Bak gördüğünüz gibi 30 tane. O zaman 30 çarpı ne kadar kazanmış bir tatlıdan? 8 TL. O zaman 30 çarpı 8'den 200 40. Şimdi bunların hepsini ne yapacağım? Toplayacağım sevgili çocuklar. Basamaklar aynı hizaya gelsin diye ben önce bir şurayı diğerleriyle eşit hizaya getireyim. Çünkü diğerleri 3 basamaklı bu 4 basamaklı. Eşit hizaya getirmek için arkadaşlar bir sildim. Şimdi yeniden yazacağım. Evet. Diyorum ki şöyle 1050 yazayım. Ve toplama işlemini yapayım. Artı 0000 hepsi 0 yapar. Şunların hepsi 0 yaptı. 0 0 5 4 9 yapar. E 6 5 daha 11, 2 daha ne yapar? 13 3 elde var 1. 1 1 daha 2. 2390 E bakıyorum arkadaşlar şıklarda 2390 yok. Ben bir işlemimizde bir yanlışlık görmedim arkadaşlar. Cevabımız 2390. Pekala bu soruda bu şekilde.